Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hastanedeyim. Şimdi buradan çok kısa bir şey değineceğim. Ben zaten uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Ama burada vesile oldu şu anda başlamak. Zaten Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinden okumuştum. Meal olarak. Mesela Yaşar Nusk'ün mealini okumuştum. Ama kafama koymuştum tekrar. Okumayı, hatta okurken yazmayı düşünüyordum hep. Kendim el yazımdan veya bilgisayarla Türkçe mealini. Daha sonra Profesör Doktor İbrahim Esenler olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onun Kur'an mucizeleri diye çektiği videolar var. Onlara rastladım. Hatta sayfasına da girdim. Orası internet sayfasına da takip ettim. Bayağı güzel mucizelerden bahsediyor. Ve orada bana bir ışık geldi. Bilmiyorum, böyle değişik bir şeye kapıldım. Zaten olan hayalim vardı. Bunu gerçekleştirmeye karar verdim ama biraz değişik bir şekilde. Nasıl? Ben şimdiye kadar ChatGPT'den çok şey tercüme ettirdim bütün dillere. Ve tercümesinin de çok iyi olduğunu gördüm aşağı yukarı. Kur'an ayetlerini de tercüme ettirdim. Bakmak için diğer meallerden arasındaki farka. Ve karar verdim. Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayarak ChatGPT'ye tercüme ettireceğim. Ve sonra da başka bir sistemden okutacağım. Arapça gramerlere uygun bir şekilde yaptıracağım bunu. Ve inşallah ayet ayet ya da sure sure geçten bunu yaptıracağım. Yaptırdığımı da anlamaya çalışarak, anlaya anlaya, yavaş yavaş, okuyor okuya. Gerekirse 23 sene sürer bütün Kur'an'ı tercüme ettirmem ama yavaş yavaş olsa yaptıracağım. Belki zamanla ChatGPT'nin daha iyi versiyonunu çıkar veya o Google'un olan bir tane var. Bunlar daha da ilerideymiş. Bunları değiştirebilirim de ama önemli olan bir yapay zeka, yani insanı değil bir yapay zeka elinden yani yaptıracağım bunu. Yani insanların bu kurmuş olduğu bilgisayar sisteminden, yani dünyadaki tüm dillere her şey hakim olan bu sistem bize en güzel tercümeyi yapacağını düşünüyorum. Ha, tabii buna belki başka bir iki el dokunuşu gerekebilir, onu göreceğiz ama mesela şimdi ilk Fatiha'yı yaptırdım. Ben çok da güzel yaptı. Ben Yaşar Nusk'ün mealinden karşılaştırınca hoşuma gitti. Şimdilik onu paylaşacağım bu videonun arkasından. Daha sonra tek olarak tekrar paylaşacağım. Ve bundan sonra inşallah zaman bilmiyorum artık kaç hafta aralıklarla olur. Çünkü ne kadar sürer bu tercümeler. Dediğim gibi çünkü güzel yapmaya çalışacağım. Yani anlayı anlayı kendimi tam olarak anlamadan da paylaşmak istemiyorum çünkü. Ve bunları da artık paylaşacağım inşallah tüm Kur'an-ı Kerim'i. Belki de bu ilk olacak bilmiyorum ama yapay zekaya çevirterek Türkçe'ye mealini yaparak paylaşacağım ve sayfamızda inşallah reklamsız bir şekilde bundan bir para kazanmak gibi bir derdimiz olmaz olamaz da paylaşacağım. Bunu buradan duyurmak istedim. Buradan tekrar İbrahim Esenler hocamıza teşekkür ederim. Bayağı şeyler açtı bende. Mesela bir kısa bir konuya bir değineyim. Anladığım şeylerin arasında mesela gerçi onu değinmiyorum. Onlara başka yerde değineceğim. Şimdi bu konuyu fazla uzatmayayım çünkü burada şimdi Fatiha suresine geçelim direkt. Onları başka videolar çekip orada anlatmaya çalışacağım. Kendi anladıklarımı. O yüzden burada bitireyim. Allah'a emanetiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla inşallah başlayalım. Bir Fatiha Suresi. Okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nabudu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim hayril mağdubi aleyhim ve leddellin. Türkçe çevirisi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahman ve Rahim'dir. Maliki kıyamet gününün sahibidir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yol üzerine hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların değil. Kelimelerin diğer anlamları. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ifade genellikle başlangıçta, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde de çevrilebilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd kelimesi övgü, şükür ve övmeyi içerir. Errahmanirrahim, o, Rahman ve Rahim'dir. Rahman ve Rahim,
Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatini ifade eder. Maliki Yevmiddin, kıyamet gününün sahibidir. Malik, sahip ve hakim anlamlarına gelir. İyyâke nâbudû ve iyyâke nesteîn, yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu ifade, sadece Allah'a ibadet ettiğimizi ve sadece ondan yardım istediğimizi ifade eder. İhdine sıratel müstakim, bizi dosdoğru yol üzerine hidayet et. İhdine kelimesi, doğru yolu gösterme ve yönlendirme anlamına gelir. Sıratel lezine, enamte aleyhim, hayril mağdubi aleyhim ve leddellin, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların değil. Bu ifade, Allah'ın lütuflarına mazhar olanların izlediği yolu, gazaba uğramışların ve sapmışların izlediği yoldan ayırma anlamına gelir.